Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Eğitim konusunda Doha'da düzenlenen Dünya İnovasyon Zirvesi bu alanda çalışan binlerce eğitimciyi yeni fikirleri, projeleri ve gelişmeleri tartışmak ve verilecek ödülleri belirlemek üzere bir araya getirdi. Eğitim önemli bir konu. Ancak Afrika'da öncelikle öğrencileri sınıflara sokabilmenin yolunu bulmanız gerekiyor. Bu hala sorunların en önemlisi. İkinci önemli sorunsa öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri. Uganda'da özellikle orta dereceli okullarda bu sorunu nasıl çözmüşler bir bakalım. Uganda'da son 15 yıldır temel eğitim imkanı olsa da kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sadece %20'si devlet okullarına gitme imkanına sahip. Özel sektörün bu soruna kısa dönemde el atacak altyapısı yok. PEAS, Afrika'daki okullardaki eşitliği desteklemek için 2002 yılında John Randall tarafından kurulan İngiliz bir sivil toplum örgütü. Bu kuruluş, orta dereceli okulların kendi kendilerine yetebilecek bir sistem ile çalışmasını sağlayan bir proje geliştirdi. Bu projeyle biz Uganda'da fakir çocukların ilkokulu öğrenimlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli para için değer üretilmesini istiyoruz. Uganda sivil toplum kuruluşlarına destek için kamu özel ortaklık programı geliştirdi. Talebeler Uganda ulusal müfredatını izliyor ancak müfredat girişimcilik, tarım, yurttaşlık gibi dersleri de içeriyor. Yurttaşlık dersinde onlara çalışmanın fakirlikten kurtuluşun tek yolu olduğunu söylüyorum. Buna ilave olarak burada bu talebelere tarım dersleri de veriyoruz. Onlar kırsal bölgede yaşadıkları için tarımla ilgili pratik bilgilerle donanmaları yararlı oluyor. Bu kuruluş Uganda ve Zambiya'da orta dereceli 21 okul yaptı ve bunları işletiyor. Uganda yönetimi müfettişleriyle bu okulları denetleyebiliyor. Bu okulların 3 önemli gelir kaynağı var. Devletin sübvansiyonu, okul harcı ve üretilen tarım ürünlerinin satılması. Yine bu kuruluş Afrika kıtasında genelde kız öğrencilerin eğitim hakkı açısından ayrımcılığa uğramalarını göz önüne alarak sınıflarda %50 kız öğrenci kotası getirmiş. Bu sivil toplum kuruluşunun desteklediği orta dereceli okullarda 8000'in üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Biz eğitim için çok az para ödüyoruz. Bu ailelerimizin verebileceği bir ücret oluyor. Bu okuldaki öğretmenleri seviyorum. İyi eğitim veriyorlar. Anlamanız için açık bir şekilde konuşuyorlar. Eğer İngilizcelerini anlamıyorsanız daha basit bir dil kullanıyorlar. Yine yüzlerce öğretmenin desteğiyle iş ve staj eğitimi veriliyor. 2017 yılına kadar Uganda'da orta dereceli okullardaki öğrenci sayısını 100 bine çıkartmayı hedefleyen kuruluşa 20 bin dolar para ödülü verilecek. Talebeleri haraç ve tuğladan yapılmış okullara kayıt ettirmek önemli. Ama sanal okullara kayıt yaptırmaya ne dersiniz? Her sabah okul otobüsüne binmek yerine bilgisayar düğmesini açmak tercih edilebilir mi? Şimdi de İrlanda'da talebelere çalışma hayatında da kabul gören diploma veren internet ortamındaki eğitime bir göz atalım. Bu biraz çılgın bir İrlanda vatandaşının hikayesi. İrlanda'nın batısındaki Galway limanında kimse onun yüzünü bile tanımıyor. Ama o şimdiden bir efsane olmuş. Mike Ferrick, 2007 yılında dünyada herkesin ders, kurs ve staj alabileceği Alison isimli internet sitesini kurdu. Bu siteyi kullananlar iş dünyasında kabul gören diploma için internet üzerinden sınava bile giriyor. Bu dünyada internet üzerinden eğitim veren ilk site, ayrıca en önemli özelliği ücretsiz olması. Alison projesini başlattığımızda ilk önce marjinal insanlar ilgilendi. İngiltere ve Amerika'dan çok sayıda işsiz, zamanı çok insan kapımızı çaldı. İlk başta çok genç ve yaşlılar ilgilendi. Profesyonel olarak içeriği zenginleştirmemizle birlikte çalışan insanlar da kendilerini geliştirmek ve rekabet düzenine ayak uydurmak için bize katıldı. İnternet üzerinde 500'ün üzerinde konuda ders almak mümkün. Dil kursları, ekonomi ve tarih gibi dersler veriliyor. Bu platformda haftada 4 ile 5, yılda 200 ders alınabiliyor. Dünyada 2 milyon kişi bugün Alison kullanıyor ve bu kurslardan
Yaklaşık 250 bin kişi diploma aldı. Alison'ın gücünü anlamak için Hindistan'a uzanıyoruz ve Sunil Kapal ile tanışıyoruz. Onun kurs için yeterli parası yoktu. Alison'a yazılarak önce diploma aldı, sonra da işinde terfi etti. Ve bütün yaşantısı değişti. Benim müdürüm bana her şey yolunda, en iyisi senin başvurun ancak diploman yok, ne yapacağız diye sordu. Ben de ona yöneticilik kurslarına devam ettiğimi söyledim. Bana bu kursun ne olduğunu sordu, ben de Alison'ı takip ettiğimi söyledim. Kursla ilgili soruları karşısında ben de Alison'da öğrendiğim ve benim başvurumu güçlü kılan teorileri etkileyici ve kapsamlı bir şekilde ona anlattım. Bunun benim kariyerimde başka bir seviyeyi atlamak için çok işe yaradığını düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi. Dünyanın dört bir yanından talebe kursları izliyor ve bunların %70'i kadın. Caroline İrlanda'da yaşıyor ve o İngilizce bilgisayar sekreterlik kursları aldı. Şimdi kendi yeteneklerine uygun olarak bir iş bulmayı umut ediyor. Alison benim eğitimim için çok iyi oldu. Özellikle anneler için bu yararlı bir proje. Ne zaman canım isterse ben de bu kursları alabiliyorum. Genelde çocuklarım uyuduğunda kursları takip ediyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi ben hiçbir kursa 1 veya 2 saat için akşam 11'de veya gece yarısı gidemem. Ne zaman canım isterse, ne zaman vaktim olursa bu kursları alabiliyorum. Bu platform 10 dilde yayın yapıyor. Gelirlerinin %65'i reklamlardan geliyor. Alison zengin ülkelerden gelen reklam gelirlerini kalkınmakta olan ülkelerin sitelerinin masraflarının karşılanmasında kullanıyor. Özellikle şehirlerden uzak kırsal alanda anaokul eğitimi ne durumda? Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek hepimizin dileği. Ayrıca yerel gelenek ve kültürü de korumak önemli. Fas'taki ilginç projeyi ekranlara getiriyoruz. Let's take a look at this project in Morocco. Bazıları Vahad'ı serap görmeye inanabilir ama bu gerçekten bir okul. Fas'ta kırsal alanda tamamen kaybolduğunuz otomobille Casablanca'ya 2 saatte gidebileceğiniz Lazip isimli köydeyiz. Daha önce burada hiçbir şey yoktu. Tek bir öğretmen bile yoktu. Burada Medersat Vakfı tarafından kurulan okulda Berber kökenli talebeler ana dillerini öğrenebiliyorlar ve bu onlara gelecek için umutla bakma imkanı sağlıyor. Biz burada okumayı, yazmayı ve birçok şeyi öğreniyoruz. Bu okul diğer kamu okullarından oldukça farklı. Buradaki eğitimciler talebelerin aileleriyle çok yakın ilişkide ve burada olup bitenden sürekli haberdar. Burada yaşayan halkla yakın ve sıkı ilişki içindeyiz. Bu diğer okullarda böyle değil. Diğer okullarda öğretmenler ve öğrencilerin ilişkileri çok sınırlı. Bu köydeki okul, Medersat Vakfı tarafından kurulan 49. Eğitim Merkezi. Bu vakfın hedefi kırsal kesimde dil sorunu yaşayan çocukların eğitime katılmasını sağlamak. Vakıf Berber dili ile ilgili müfredatı ilk geliştiren kuruluş. Bunun gibi artık ülke genelinde 100'e yakın okul bulunuyor. Bu okullar yetişkinlerin de yaşamını oldukça değiştiriyor. Said bir Berber köylüsü, onun gibi birçok Faslı okuma ve yazmayı öğrenemedi. Bu okul inşası onun yaşantısında bir dönüm noktası oldu. Ben zaman ayırdım ve gerektiğinde aile reisi olsam bile işime ara verip okuma ve yazmayı öğrenebilmek için derslerimle ilgilendim. Benim tecrübemin birçok kişi için cehaletten kurtulmak için örnek olacağına inanıyorum. Tekrar vakfın kurucusu Leyla Mezyan ile tanışmak için Casablanca'ya uzanalım. Bu vakfın hedefi ülke genelinde 1000'e yakın okul inşa etmek. Les gens qui sont des illettrés. Ben cahil ve okuma yazma bilmeyenleri adeta görme özürlü gibi görüyorum. Onlar görüyor ancak gördüklerini yorumlayamıyor, okuyamıyorlar. Bu çok üzücü bir durum. Yazıyla iletişim kuramıyorlar. Eğitim çok önemli. Eğitimini tamamlayan sevdiği ve kariyer yapmak istediği işi seçebilir. De choisir quelque carrière qu'il aime.
Bugüne kadar yaklaşık 300 aile ve 15 bin talebe bu vakfın hizmetlerinden faydalanmış. Geçen yıl 45 öğrenci üniversite diplomasına kavuşmuş. Eğitim için Dünya İnovasyon Ödülleri'ne yeniden döneceğiz. Ancak biz de sizin sosyal paylaşım sitemiz aracılığıyla eğitimdeki inovasyonlar konusunda neler düşündüğünüzü bizle paylaşmanızı bekliyoruz. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle.